Merhaba değerli gönül dostlarımız. EKPSS'de sıkça sorulan sorular programımızın bugünkü bölümünde sizlere EKPSS sınavından bahsedeceğiz. Yani sınav nasıl gerçekleştiriliyor? Bunu kısaca anlatmaya çalışacağız inşallah. Bu çok merak konusuydu. Sizleri bilgilendirmeye çalışacağız inşallah. Evet, EKPSS'i Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı. 2012 yılından bu yana her iki yılda bir gerçekleştirilen %40 ve engeli Üzeri olan engelli bireylerin öğrenim durumlarına göre ayrı ayrı ve engellerine göre ayrı ayrı değerlendirildiği bir sınav sistemidir arkadaşlar. Sınav her iki yıla bir gerçekleşir. Normal periyotlarda her yılın Şubat ayında bu sınav için başvurular alınır. Her yılın Nisan ayında ise bu sınav gerçekleştirilir arkadaşlar. Normal sınav takvimi 2012 yılından bu yana bu şekilde işlemektedir. Ancak olağanüstü durumlar hariç. Yani günümüzde koronavirüsten dolayı geçen sene ertelemenin olduğunu hatırlıyoruz. Sınav başvuruları Şubat ayında gerçekleşir. Her bireyin engel durumu ve öğrenim durumuna göre ayrı ayrı kayıtları yapılır arkadaşlar. Çünkü görme engellerde okuyucu işaretleyici puntoların yükselmesi, özel büyüteçler gibi ortopedi engeller, zihinsel engeller vesaire engelli gruplarına ve öğrenim durumlarına göre ayrı ayrı başvurular alınır. Yani lise ve denge okullar, orta öğretim standartında ön lisans ve lisans mezunları ayrı ayrı kayıt oluşturulur ve ona göre engelli bireyler için özel salonlar, kitapçıklar hazırlanarak bu gerçekleştirilir arkadaşlar. Her yıl 2 yılda bir Şubat ayında alınan başvurular Nisan ayında gerçekleşen sınavda Hangi gün belirleniyorsa o haftanın pazar günü veya cumartesi fark etmiyor bu değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Tek oturumlu halde yapılır. Yani sınavımız saat onda başlar. 60 soru yöneltilir bireylere. Bu birey soruların ortalama 60 ile 80 veya 90 dakika arasında çözülmesi istenilir arkadaşlar. Sınava ek süre verilen engelli gruplarımız. Tabii ki vardır. Bu da e, istisnai gruplardır arkadaşlar. Ama genel çerçevede sınavımız yaklaşık 1 saat sürer. 1 saat içerisinde 60 sorunun cevaplanması istenir arkadaşlar. Sınav yerimize sınavdan yaklaşık yarım saat önce gelmemiz zorunludur. Sınava gelirken sınava giriş belgemiz ve kimliğimiz yanımızda olması gerekiyor arkadaşlar. ÖSYM'nin son yıllarda uygulamaya koyduğu e, kalem, silgi, Kalem, tıraş, peçete e, ve tatlandırıcı şeklinde e, adaylara araçlar teslim edilir. Yani biz sınava giderken herhangi bir şekilde yanımızda kalem, silgi e, veya boş kağıt işte gibi benzeri şeyler, eşyalar götürmeyeceğiz arkadaşlar. Sınav kuralları gereği yanımıza su aldığımızda da su e, ambalajlarının alınması istenir. Yani her şey şeffaf olacak. Adaylar engel durumlarına göre ayrı ayrı salonlara alınır. Genel kategorideki engelli bireyler aynı salonda yer alır. Yani örneğin görme engelli bireyin e, okuyucu ve işaretleyici istediği zaman ayrı salonda sınava girmesi sağlanır arkadaşlar. Sınavlar ÖSYM formatında gerçekleşir. Az önce de söylediğim gibi yaklaşık 1 saat içinde 60 sorunun çözülmesi istenir. Bazı engel gruplarına da ek süre verilir arkadaşlar salonlar yüksek güvenlik ve kameralar tarafından izlenmekte olup ÖSYM bu soruları kitapçıkların özel durumu veya engellilere göre ayarlanmış haliyle sınav salonuna ulaşmasını sağlar öğretmen ve gözetmenler sınav boyunca e, engelli bireylere sınav kurallarını açıkça anlatır kural ihlalinin yapılmaması sağlanır arkadaşlar KPSS'ye girecek olan adaylarımız genel kültür ve genel yetenek olmak üzere ayrı ayrı 30'ar tane sorudan oluşan 60 soruluk bir sınava tabi durur. Az bunu söylemiştik. Her iki yılda bir gerçekleşen bu sınava giren adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor. Bir başka yayınımızda görüşmek, buluşmak dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla.